يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الرابع والخمسون من سورة آل عمران. Ali İmran suresinin 54. dersini 140. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve iyemseske karhun, eğer bir karh size dokunursa, yani böyle ve iyemseskum karhun, ha, iyemseskum karhun, eğer bir karh size mes ederse, dokunursa. Karh ne demek? Bi dammil kafi haysu kane. Kur'an'a neresinde olursa kurhundur. Kurhun okumuş ki kofiyun. Kofiler kurhun okumuşlar. Sadece burada değil. Nerede gelirse. Ama gayre ne? Hafs'in Hafs hariç. Hafs kimin ravisidir? Asım'ın ravisidir. Diğer ravisi kimdir? Verşun değil miydi? Verşti. Verşti. Hafs'ın, Asım'ın iki karısı var. Meşhur iki ravisi var. Biri Hafs, biri nedir? Verş. Yani kofiler hepsi böyle okumuşlar. Asım'ın ravisi olan Hafs hariç. Hafs diyor, benim şeyhim Asım karhun okumuş. Ve bi fethil kafi, kafın fethesiyle karhun gayruhum, kofilerin gayrisi ne okumuşlar? Karhun okumuşlar. Anlaşıldı değil mi? Huma lugatani. Ve huma lugatani. Karhun, kurhun iki lugatiler. Yani bazı Arap kabilelerin lugati karhundur. Bazılarınki nedir? Kurhundur. Benzeri var mı? Bu da iki lugat şekliyle. Kedda'fi ve du'fi. Bak, da'f, du'f zayıflık manasındadır. Da'f da gelmiş karhun gibi. Dufta gelmiş kurhun gibi. Ve kile bil fethi el cirahatu. Bir kile demiş, hayır, ikisi aynı değiller. Karhun olursa yara manasındadır. Ve bil dammi elemuha. Dammeyle olursa cerhan neydir? Cerhan elemidir. Yani karhun yara demek. Kurhun yaranın sancısı, elemi, ağrısı demektir. Eğer bir karh, bir yara size dokunursa, öyle değil mi? Fakat messel kavme karhun misluhu. Size isabet eden karhın misli, kavma da ne etmiş? Dokunmuş. Fakat messel kavme karhun misluhu. Bu karhın benzeri kavma da ne etmiş? İsabet etmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Yani ne demek? Bugün Uhud'da bir takım yara almışsanız, Bedir'de onlar da aldılar. Hani teselli babında. Yani niye üzülüyorsunuz? Manası nedir? Ey inna lu minkum. Ey in, eğer nalu, onlar nail olsalar. Minkum. Sizinki nedir? Minke. Yok. Minke yanlıştır. Ey inna lu minkum. Eğer onlar sizden nail olsalar, yevme Uhud, Uhud gününde sizden nail olsalar, yani sizde
size zarar verseler, yani bir takım adamlarınızı öldürseler, yaralı etseler, fakat niltum minhum, siz de onlardan nail olmuşsunuz, öldürmüşsünüz, yaralamışsınız, kablehum, bundan önce yevme bedrin, yani bu olaydan önce, bu naillikten önce, Bedir gününde siz de onlardan bir takım ne? Bir takım yaralara nail oldunuz. Onları yaraladınız, öldürdünüz. Oldu değil mi? Peki bu onları size karşı düşmanlığından alıkoydu mu? Hayır. Sümellem yud'if, zayıf kılmadı. Zalike, bu yani onlara nail olmanız, onları yaralanmanız, sümme lem yud'if zalike kulubehum, bu onların kalplerini ne etmedi? Onların kalplerini yaralamadı, yaralı etmedi. Yok, onların kalplerini zayıf kılmadı, zayıflatmadı. Ve lem yemne'hum, bu var mısın ki orada? Ve lem. Seninki yok. Yaz. Benimki de yoktur. Eksiktir. وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ اَنْ مُعَاوَدَتِكُمْ Size rücu etmekten ilal kitali. Kitala doğru. Size rücu etmekten onları alıkoymadı. Oradan Bedir'de epey fira verdikleri halde, epey adamlarını kaybettikleri halde, epey esir verdikten sonra, yaralı olduktan sonra tekrar Medine'ye geldiler, sizinle savaşa geldiler. Bu onları sizin düşmanlığınızdan, kıtala doğru size rücu etmekten onları zayıf kılmadı, onların kalplerini zayıf kılmadı. Peki fe entum evla en la ted'ufu, siz onlardan daha layıksınız ki zayıf olmayasınız. Yani zayıf olmamaya, direncinizi kırmamaya siz onlardan daha layıksınız. Çünkü sizin davanız hak, dininiz hak, peygamberleriniz hak. Onların ilahları putlarıdır, peygamberleri yok, davaları nedir? Batıldır. O batıl davada başlarına gelen musibetler onları davalarından vazgeçirmiyor. Siz daha layıksınız ki başınıza gelen hadiseler sizi ne etmesin? Sizi zayıf etmesin. Siz buna daha layıksınız. Ve tilke, bu tilke lafzı mubtedaun, bu ve tilkel eyyamu, eyyam yevmün cem'idir, sıfatı onun neydir? Sıfatidir. Vel haberun nudaviluha, haber nudavilu fiil, faali müstetir, nahnu ha mef'ul, bu nudaviluha cümlesi ne olur? Tilkeye haber olur. Haberi mübtedaya bağlayan rabıt nudaviluha'daki hadir. Nudaviluha ne demek? Nusarrifuha. Bunlar bir takım günlerdir. Biz onları ne ediyoruz? Tesrif ediyoruz. Yani ne ediyoruz? Biz bunları döndürüyoruz. Anlaşıldı değil mi? Günleri dolaştırıyoruz, döndürüyoruz. Ya gün nasıl dolaşıyor? Gün dolaşmıyor gaye. Günlerde cereyan eden olaylar değişiyor. Bir gün galibet onlaradır, bir gün sizedir. Gün dolaşmıyor. Günlerde olan olaylar, galibetler, yenilgiler onlar değişiyor. Bakın o da ona işaret ediyor. Ey nusarrifu ma fiha, o günlerde olan şeyleri döndürüyoruz. Ola nedir? Minen ni'ami, minen ni'ami ve nikami. Ni'am, nikam, ni'met, nikmetin cem'idir. Yani o günlerde olan ni'amleri, nikmet, azap demek, ni'metin tersi, nikamleri ne ediyoruz? Döndürüyoruz. Nu'til ha'ula itareten, bazen bunlara veriyoruz. Yani müşriklere veriyoruz. Ve tavren li ha'ula'i, bazen de bunlara veririz. Bu Müslümanlardır. Bazen galibet onlara, bazen bunlara örnek. Biri tareten, biri tavuren, hani aynı lafz tekrar edilmemesi için öyle diyor. Yoksa tavuren, taretenin manaları aynı.
Şimdi bu manayı teyit etmek için ki beytil kitap, kitabın neyi gibi? Kitabın beyti gibi. Şimdi el kitap, Elif Lam'la beraber Sibeyveyhi'nin nah ilminde bir kitabı var. El kitap, el kitap denilmiş. Artık el kitap, galebet yoluyla kitap, Sibeyveyhi'nin kitabının ismi olmuş. Kebeytil kitap, yani Sibeyveyhi'nin nahudaki kitabın bir beyti gibi. Ne demiş? Fe yevmen aleyna ve yevmen lena ve yevmen nusa'u ve yevmen nusarru. Bakın, aynı ayetin manasını takviye eder. Yani dedi günleri dolaştırıyoruz. Diyor fe yevmen aleyna. Bazı günler aleyhimize oluyorlar. Zararlı çıkıyoruz o günlerde. Ve yevmen lena. Bazı günler ne olur Abdülmennan? Bazı günler lehimize oluyorlar. Ve yevmen nusa'u. Bazı günlerde biz üzülüyoruz. Ne yapıyoruz? Üzülüyoruz. Ve yevmen nusarru. Bazı günlerde biz sevindiriliyoruz. Yani bazı günler bazı olaylardan dolayı üzülüyoruz. Bizi üzüyor. Bazı günlerde güzel şeyler cereyan ederken sevindiriliyoruz. Yani o şeyler bizi sevindiriyor. Anlaşıldı değil mi? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُونَ Hele bakın bu nereye atıftır? Rabb'i nasıl oluyor? اَيْ نُدَاوِلُهَا Dikkat edin. Ne diyoruz Sefer Hoca? O günleri dolaştırıyoruz. لِدُرُوبٍ مِنَ التَّدْبِيرِ Tedbirden bir takım envalar için durum yani li enva'in mine tedbiri. Tedbirin bir takım envaları için dolaştırıyoruz. Bakın li durubil mine tedbir. Ve li ya'lemallahu'l mu'mininel mumeyyezine bis sabri vel imani. İman müminleri iman ve sabır ile bak o müminler ki iman sabırla gayrilerinden temiz ediliyor. Ta ki Allah o müminleri ne etsin? Bilsin. Bakın neye işaret etti? Barış. İşaret etti ki وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ لِدُرُوبِ مِنَ تَدْبِيرِ Matuf aleyhisi orada mukadderdi. Onun üzerine atıftır. Yani biz bu günleri dolaştırıyoruz. لِيَنْوَعِ مِنَ تَدْبِيرِ وَلِيَعْلَمَ Allah'u ta ki Allah bilsin, el mu'minine mu'minleri bilsin, mumeyyezine, o mu'minler halekûni ki ku mumeyyezdir yani ayrılmışlar. Kimden? Min gayrim, gayrilerden ayrılmışlar. Neyle? Bir sabri vel iman. Sabretme, iman etmeyle gayrisinden mumeyyez olan mu'minleri bilsin. Ya böyle yapmasa bilmezdi. Yine bilirdi. O gaybi olan ilmi ta ki ayanen olsun. Yani kablel vuku yüce Allah bildiği şeyi ilmi taalluk ettiği şey ta ki bu sefer zuhur etsin. Ayanen ne etsin? Allah'ın ilmi taalluk etsin. Bak kema alimehum kablel vücudi. O da söyledi. Vücuddan önce Allah onları bildiği gibi vücuddan sonra da onları ne etsin? Ta ki bilsin. Oldu mu? Ha, önceki ilim Allah'a mahsus. İkinci ilim yine Allah'a mahsus. Ama o bir Allah'ın hüccetidir. Yani kullarının inkar etme şansı kalmaması için bu oluyor. Hani Yüce Allah kullarını imtihan ediyor. Niye imtihan ediyor? Hele bakarlar itaat etmen kimlerdi? Zaten önce biliyordu. Önce biliyordu bu tescil olsun diye. İhtirazlarına mehat kalmaması içindir. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيْ نُدَاوِلُهَا لِدُرُوبٍ مِنَ التَّدْبِيرِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ مُمَيَّزِينَ بِالصَّبْرِ وَالْاِمَانِ مِنْ غَيْرِهِمْ كَمَا عَلِيمَهُمْ قَبْلَ الْوُجُودِ Bir daha وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ Ta ki Allah-u Zülcelal sizden bir takım ne? Bak şuhada eğer şahidin cem'i olursa ta ki sizden bir kısım şahitleri tutsun, edinsin. Şuhada eğer şehidin cem'i olursa ta ki sizden bir takım insanlar şehit olsunlar.
o şehadet mertebesine olasınlar. Bakalım o nasıl mani ediyor. Ey veli yukrime nasen, veli yukrime nasen minkum. Ta ki Allah Zülcelal sizden bir takım insanlara ne etsin? İkram etsin. Neyle? Bir şehadeti. Şehadetle ikram etsin. Minkum mu? Yok mu? Veli yukrime nasen minkum bir şehadeti. Buna göre şuhada şehidin cemidir. Şehadet muradı. Peki o nastan, yani Yüce Allah şehadetle ikram etmek istediği insanlar kimlerdir? Abdülmennan yuridu el müsteşhedine yevme Uhud. Uhud gününde şehit düşenleri ne ediyor? Kastediyor. Evliyettehize minkum, ikinci mana, ta ki Allah-u Zülcelal kılsın sizden, men yesluhu yeslahum. Yani nesr yensuru, fetahe yeftahu babında. Elhamdülillah. Yehdina ve yehdikumullah. Evliyettehize minkum men yesluhu lişşehadeti. Şehadette elverişli olan kimseleri ta ki Allah-u Zülcelal kılsın sizden. Bakın, liyettehize kılsın. Allah-u Zülcelal minkum sizden. Men yeslahu li şehadeti, şehadete elverişli olan kimlerin üzerine şehadet? Alel ummemi, ümmetler üzerine şehadet etmeye yevmel kıyameti. Yani kıyamet gününde geçmiş ümmetlere şehadet etmeye elverişli olanları Yüce Allah onları kılsın, yaratsın, oluştursun diye bu günleri ne ediyor? Tedavül ediyor. Buna göre şuheda şahidi neydir? Cemidir. Peki bu şekil mana, hani şuhedadan murat, Yüce Allah sizden bir takım insanları geçmiş ümmetlere şahit kılıyor. Bu manayı destekleyen başka bir ayet var mı? Diyor, evet. Min kavlihi, yani bu mana mehzun min kavlihi ta'ala litekunu şuhedâe alen nasi. Bakın Bakara suresi 143. ayetin manası budur. Aynı manadır. İkinci şekliyle mana edersek Bakara suresinin 143. ayetine muvafık olur. Vallahu la yuhibbuz zalimin. Allah zalimleri asla ne etmez? Sevmez. Anlaşıldı değil mi? Şimdi diyor bu vallahu mubtada la yuhibbuz zalimin cümlesi haber olur. Bu cümle İtiradun beyne ba'di ta'lili. İtiradun beyne ba'di ta'lili ve ba'din. Hani ta'lilin bir ba'di ile bir ba'di arasında fasıl olsun. Dikkat edin. Ve tilkel eyyamunu daviluha. Biz o günleri ne ediyoruz? Dolaştırıyoruz. İllet nedir? Mukadderi durubil mine tedbiri. Birinci illet mukadder. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Bu da bir illet. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. O da bir illet. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Bu da bir illet. O zaman وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اِحْتِرَادٌ بَيْنَ بَعْدِ تَعْلِيلِ وَبَعْدِ. Yani bir kısım talil, bir yani iki kısım talil arasında bu cümle ne olmuş? Fasıl olmuş. Anladın ne diyor Sefer Hoca? وَمَعْنَهُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Vallahu la yuhibbu men leysa min haula'i sabitina alel imani el mucahidina fi sabilihi. Vallahu la yuhibbu. Allahu Zülcelal ne etmiyor? Allahu Zülcelal la yuhibbu, sevmiyor. Men leysa min haula'i sabitina alel imani el mucahidina fi sabilihi. Bakın. Vallahu la yuhibbu. Allah sevmez. Kim? Men, o kimse ki leyse min haulay sabitin alel iman el mucahidin fi sebilihi. Allah yolunda cihad eden, imanları üzerine sabit olanlardan olmayanları ne etmez? Allah sevmez. Peki, imanları üzerine sabit olmayan, Allah yolunda mucahid olmayan kimlerdir?
وهم المنافقون والكافرون. Münafık ve nedirler? Kafirlerdirler. Yani Allah münafık ve kafirleri ne etmez? Sevmez. Münafıklar da kafirdir. Niye ayrı zikrediliyor? Hani zahiri itibariyle münafıklar mümin, kafirler kafir. Zahiren fark olduğu için ayrı ne ediyor? Zikrediyor. Veyahut da münafık kafir ikisini zikrediyor. Kafir, münafıkların o kadar halleri kötüdür. Kafirlerle beraber bir sefer zikrediliyor. Ediliyorlar. Yüce Allah onunla yetinmeyip ayrıyeten ne ediyor? Yok Yüce Allah demeyelim. Tefsir. Nesefi. Yani kafirlerin zikriyle beraber münafıklar anlaşıldığı halde yetinmeyip ayrıyeten münafıklar ne ediyor? Zikrediyor. 140. ayet bu şekil bitti. 141. ayete geçiyoruz. Başka sebep nedir bu günlerin tedavülü için? Neden nedir? وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenleri Allah ne etsin? Temizlesin. Temizlesin. Ne demek yumahise? اَتَّمْحِيسُ مَسَّرْدِرْ اَتَّتِيرُ تَثِيرْدِرْ وَتَسْفِيَتُ تَسْفِيَتِرْ Temhis, bir şeyi temizlemek, bir şeyi kötü şeylerden, muhalif şeylerden arındırmaktır. Allah iman edenleri temizliyor ve ayırtıyor, ayırt ediyor. Oldu mu? Ve yemhakal kafirin, bir de kafirleri yok etsin, helak etsin diye. Ve yuhlikehum. Yemhaka, mahaka, yemhaku ihlak manasındadır. Kafirleri ta ki helak etsin diye. Anlıyorsunuz değil mi? Ha şimdi diyor yani temhis ne zaman oluyor? İhlak ne zaman oluyor? Anlıyorsun Sefer Hoca. Yani inkâneti devletu alel mu'minine, eğer devlet müminlerin üzerine olursa, inkâneti devletu, devlet galebet müminler üzerine olursa, o felil temyizi vel istişadi ve temhidi. O zaman bu tedavül müminleri temiz etmek içindir. Şehit veya şahit kılmak içindir. Temizlemek içindir. Eğer devlet onların aleyhine olursa. Ve in kânet alel kafirine. Eğer devlet galebet kafirler üzerine olursa. O zaman bu tedavül niçindir? Feli mahkihim. Kafirlerin helaki içindir. Ve mahvi asarihim, eserlerinin mahvi içindir. Oldu. Demek veli yumahhise Allahu lladine amenu. Et-temhisu et-tathiru ve tesfiyetu. Tesfiyet ferah babının meselidir. Saffa yusaffi tesfiyeten. Hani ferah babı muhtelullam olursa tefrihen o mesel için olan ya var ya, onun yerine ta geliyor. Salla yusalli tesliyeten. Bak tesliyeten artık o ya yok. Bir ya var, o da lamul fiildir. O mesel için olan ya yerine ne geliyor? Ta geliyor. Bazen gelmeyebilir ama galibi ne oluyor? Geliyor. Ve yemhakal kafirine ve yuhlikehum. Yani inkâneti devletu alel mu'minine فَلِتَمْيِيزِ وَالْاِسْتِشَادِي وَتَمْحِيسِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقِهِمْ وَمَحْوِ آسَارِهِ 42. ayete geldik. Burada mı duralım? Buraya kadar mı baktınız? Tamam. Acelesi yok. Az az nereye kadar bakarsanız oraya kadar okuruz. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ يا لغتي